Ortaya çıkan savaş konsepti birçok kentte özel güvenlik bölgelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Özel güvenlik bölgesi olan Şırnak'ta valilik muhtarlar üzerinden yurttaşlara köylerini boşaltmasını talimat verdi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen Şehrevan ve Rüzork yaylalarındaki köylüleri ziyaret eden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, muhtarlarla bir araya geldiklerini, köylülerin ne olursa olsun köylerini terk etmeyeceklerini söyledi. Buradaki insanlara söylenmemiş bile böyle bir şey. Muhtarlar tekrar bu durumu görüşmek için valiyle defalardır randevu talebi etmesine rağmen vali kendilerine bir cevap vermemiş. Amaç biraz daha savaşı tırmandırmak. Amaç biraz daha burayı insansızlaştırmak. Tekrar 90'ların sürecini yaşatmak. Bizim daha önce de söylediğimiz gibi yine de söylüyoruz. Hiçbir alanda savaşa izin vermeyeceğiz. İnsanların burada emekleri var. Yani bütün geçim kaynakları, ekonomik kaynaklarını, bütün her şey burada. Bunların tekrar geriye dönüşü, tekrar kentin içine gidişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yurttaşlardan Cemal Bektaş burada yeni bir yaşam kurduklarını vurgulayarak, devlet bize ne yaparsa yapsın biz artık toprağımızı terk etmeyeceğiz dedi. Hasan Sunar'sa 7 çocuğu olduğunu ve 30 yıldır devletin kendilerini topraklarından göçerterek şehre mahkum ettiğini hatırlatarak herhangi bir geliri olmadığını dile getirdi ve yeni bir yaşam kurduk. Şimdi buradan çıkmamı istiyorlar. Soruyorum devlete, nereye gideyim dedi. Şırnak Barosu avukatlarından Savaş Tanış, bölge baroları olarak idare mahkemelerinde davalar açacaklarını belirtti. Biz bu insanların bu şekilde mağdur olmalarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa hukukani yapacağız. Zaten biz bütün kurumlarımızla beraber baro olarak, bütün bölge avukatları olarak elimizden geleni yapacağız.